Ekonomi, insanlık tarihinin neredeyse en eski bilim dalı. Tarihin her dönemine yön veren ekonomik olaylar, 21. yüzyılda da adından en çok söz ettiren konu oldu. 2000'li yılların başından itibaren bütün dünya ülkelerini saran ekonomik çalkantılar, 2008 yılında ABD'de patlak veren büyük ekonomik krizle birlikte doruk noktaya ulaştı. Kriz, kısa sürede Avrupa'ya ve diğer dünya devletlerine sıçradı. Ayaklanmalar, isyanlar başladı. Dünya bütün ülkeleri borç batağına sürükleyen kapitalizmin çıkmaz sokak olduğunu anlamıştı. İnsanlık yeni bir arayış ve yeni bir ekonomik görüşün peşine düştü. Tam bu sırada yepyeni bir model çıktı dünya sahnesine. Kapitalizmin fikir babası, papaz Malthus'un ve kurucusu Adam Smith'in tüm tezlerini çürüten milli ekonomi modeli. Ve bu model kısa sürede bütün dünyanın gündemine oturdu. 2005 yılında İstanbul'da düzenlenen kongreyle birlikte bir kitap haline getirilerek dünyaya deklare edilen Profesör Doktor Haydarbaş'ın mimarı olduğu milli ekonomi modeli ödül üstüne ödül aldı. Alımlar Akademiyası madalyası İlya Tebrik eder. Ve 2006 yılında Nobel'e aday gösterildi. Profesör Doktor Haydarbaş'ın Nobel adaylığını gösteriyor. Şu anda aday olarak sunuyor. Kongrelere katılan dünya çapında 500'ün üzerinde bilim adamı ve ekonomist, modelle ilgili tebliğlerini sunarak tezin hangi şartlarda ve nasıl uygulanabileceğini tartıştı. İşte kongrelere katılan dünyaca ünlü iktisatçılardan sadece birkaçı. Profesör Doktor Francesco Daveri, Profesör Doktor Patrick Boulogne, Profesör Doktor Erman Noflacher, Profesör Doktor Philip Hansen, Profesör Doktor Vladimir Lisichkin, Profesör Doktor Cornelia Versteck, Profesör Doktor Grabau, Profesör Doktor Ernst Zurek, Profesör Doktor Gulnar Baltanova, Profesör Doktor Muhammed El Faruki, Profesör Doktor Vasil Tuporovski, Profesör Doktor Henry Soms, Profesör Doktor Valeri Lebedev, Profesör Doktor Martin Mayer, Profesör Doktor Hans Peter Aubauer, Profesör Doktor Irina Hunt, Profesör Doktor Viktor Volkonski, Profesör Doktor Eşref Umbadov, Profesör Doktor Dünya Malı Veliyev, Profesör Doktor Are Maldus Uslalu. Nobel'e aday gösterilen model dünya çapındaki şöhret basamaklarını çok çabuk tırmanıyor. Dünya bilim adamları ve iktisatçılarının milli ekonomi modeline yönelişi her geçen gün artıyordu. Modelin daha geniş bir zeminde tartışılması amacıyla bilim adamları tarafından bir birlik kuruldu sayın seyirciler. Birliğin adı Uluslararası Bağımsız Milli Ekonomi Modeli Birliği. Ve tezin sahibi Profesör Doktor Haydarbaş çok geçmeden modelin sosyal hayatta nasıl uygulanabileceğini anlatan yeni bir tez daha kaleme aldı. O da sosyal devlet, milli devlet tezi. 2010 yılı milli ekonomi modeli açısından çok önemli bir yıl oldu. Çünkü dünya ekonomi literatürü 2010 yılında yeni bir modelle tanıştı. National Economy Model. Düzenlenen kongrelerle birlikte tezin etrafında bir araya gelen bilim adamları 2006 yılında Uluslararası Bağımsız Milli Ekonomi Modeli Birliği'ni kurdular. Modelin sahibi Profesör Doktor Haydarbaş 2007 yılında uzun süren beyin fırtınalarının ardından modelin sosyal hayata nasıl uyarlanacağını formülize eden yeni bir tez daha kaleme aldı. Tezin adı Sosyal Devlet, Milli Devlet teziydi. Teori artık pratiğe dökülmüş ve matematiği dünyaca ünlü iktisatçılar tarafından kaleme alınan milli ekonomi modeli sosyal hayatta da yerini almıştı.
Dünya literatüre National Economy Model olarak geçen bu kurtuluş reçetesine Haydarizm adını verdi. Ve yıl 2013. Rusça, Almanca, İngilizce, Azerice ve Farsça'ya çevrilen milli ekonomi modeli 2013'e gelindiğinde artık 120 ayrı ülke tarafından parça parça uygulanmaya başlandı. Kapitalizmi tarihin tozlu sayfalarına iten milli ekonomi modelinin taşlandırılması ise 2013 yılında Rusya'da oldu. Yaşasın Türk halkı, sağ olsun Rus halkı, var olsun iki halk arasındaki kardeşlik. Meclis Başkan Yardımcısı ve Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Jirinovski tarafından Rus parlamentosuna resmi olarak davet edilen Profesör Doktor Haydarbaş, Trabzon'daki evine kadar bir bilim heyeti tarafından getirilen bu daveti kabul etti. Çeşitli ülkelerden bize talepler var, davetler var. Biz bugün Allah nasip ederse Moskova'ya uçuyoruz. Onların meclisinde biz bu tezi anlatacağız. Tez Rusya'da geniş yankı buldu. Sosyalizm ve kapitalizmde aradığını bulamayan Rusya, 2005 yılından beri takip ettiği milli ekonomi modelinin tamamını uygulamak istediğini bu ziyarette ilan edecekti. Ve tezin sahibi Profesör Doktor Haydarbaş'ı Rusya'ya davet etti. Daveti kabul eden Profesör Baş, dünya siyasetine yön veren ve dünyanın en önemli bilim adamlarının bulunduğu Rusya Parlamentosu Duma'da konuşma yapmak için Rusya'ya gitti. Profesör Doktor Haydarbaş Rusya'ya 100 kişilik bir heyetle gitti. 105 yıllık geçmişi olan Duma Meclisi tarihinde ilk kez böyle bir davet gerçekleştirmişti. Milli ekonomi modeli oturumuna mecliste bulunan 4 partinin genel başkanları ve temsilcileri katıldı. Bu olay Rusya'nın tüm siyasetçilerinin milli ekonomi modeli etrafında birleştiklerinin göstergesiydi. Profesör Doktor Haydarbaş'ın konuşması sırasında Rus parlamentosunda adeta nefesler tutuldu. Beklenen an geldi ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı ve Milli Ekonomi Modeli'nin sahibi Profesör Doktor Haydarbaş beraberindeki heyetle birlikte Rus parlamentosu Duma'dan içeri girdi. Profesör Doktor Haydarbaş'ı meclis kapısında Liberal Demokrat Parti Akademik Kurul Başkanı Profesör Doktor Vladimir Lisiçkin karşıladı. Daha sonra iktidar partisinden bir milletvekili Türk heyetine meclisi gezdirdi. Ziyarete basının ilgisi yoğundu. Profesör Baş kameraların karşısına geçti. Gelinen noktada anlaşılan o ki dünyanın bizden başka çıkış kapısı yok. Kapitalizmle komünizm çöktü. Artık bunları da ayakta tutmanın bir manası yok. Tutması da mümkün değil. Onun için ciddi manada yöneliş oldu bize. Şu anda da 120 ülkeye yakın ülke kısmen de olsa bizim tezin bazı bölümlerini hayatına geçirdi. Profesör Baş, basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra Rus parlamentosundaki milli ekonomi modeli standını ziyaret etti. Yoğun ısrar üzerine burada kısa bir imza töreni gerçekleştiren Profesör Baş, Rusça'ya çevrilmiş milli ekonomi modeli kitaplarını imzaladı. Konuşma saati gelmiş ve konuşmanın yapılacağı salon tıka basa dolmuştu. Profesör Doktor Haydarbaş alkışlar eşliğinde salona girdi.
Salona konuşmayı dinlemek için gelenler arasında Rus Meclis Başkan Yardımcısı, parti genel başkanları, milletvekilleri, siyasi danışmanlar, akademisyenler, iş adamları, iktisat öğrencileri, siyasal bilgiler okuyan talebeler ve farklı fakültelerin öğrencilerinden oluşan kalabalık bir grup vardı. Oturumu dinleyenler arasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in danışmanları da bulundu. Rusya'nın Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Jirinovski ise Profesör Baş'ın yanına oturdu. Oturum Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Jirinovski'nin Profesör Doktor Haydar Baş'ı katılımcılara takdim etmesiyle başladı. Bugüne kadar Marx'ın, Lenin'in ve Stalin'in modellerini kullandık. Şimdi karşımızda bunlardan çok daha farklı ve yenilikçi bir model var. Milli ekonomi modeli. Bu modelin sahibi aramızda Profesör Doktor Haydar Baş. Açılış konuşmalarından sonra Profesör Doktor Haydar Baş'ın konuşması başladı. Reisi Putin, Premier Ministri, Galava Partii, Akademiki i Rasiyane, Prevest Uyuvaz. Rus parlamentosundaki konuşmasına Rusça yaptığı selamlamayla başlayan Profesör Doktor Haydar Baş, mevcut sistemlerin sonunun geldiği tespitiyle sözlerine devam etti. Gelişmeler kaynakları ve milletleri sömüren kapitalist sistemin sonunun geldiğini gösteriyor. Milli ekonomi modeli sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe görüyor. Частично була реалізована повніше 120 странах мира, включая Россию, США, Китай, Англию, Германию, Грецию, Венесуэлу. Профессор доктор Хайдар Баш mimar olduğu milli ekonomi modelinin üçüncü bir ekonomik tez olarak dünya literatürüne nasıl girdiğini anlattı. Milli ekonomi modeli dünya literatürüne nasıl girdi? Sayın Lisiçkin'e, Viktor Minin'e, Lebedev'e, Kavrules'e, Volkonski'ye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Rus profesörlerin altını çizdiği MEM çözümleri bugün hemen hemen her ülkenin aradığı çözümlerdir. Denilebilir ki MEM halledilmeyen bütün problemleri halletmiştir. Bunun için de MEM uluslararası ekonomi sistemlerinde kapitalizm ve sosyalizmin karşısında üçüncü bir tez olarak literatürdeki yerini almıştır. Profesör Baş, modelin uygulama sahasının herhangi bir ülkeyle sınırlı olmadığının altını çizdi, tez evrenseldir, dedi. Milli ekonomi modeli evrenseldir. Milli ekonomi modelinin adında geçen milli ifadesi, her ülkenin kendi kaynaklarını devreye koyarak, insanın emeğinin ve üretiminin karşılığını kullanabilmesini ifade eder. Bu sebeple milli ekonomi modeli evrenseldir. Yaşasın Türk halkı, sağ olsun Rus halkı, var olsun iki halk arasındaki kardeşlik. Profesör Doktor Haydar Baş'ın Rusya parlamentosunda bir saati aşkın süren konuşması büyük bir dikkatle takip edildi. Profesör Baş'ın ardından kürsüye gelen Rus siyasetçi, bilim adamları ve iktisatçıların söyledikleri ise milli ekonomi modelinin Rusya'da yapacağı devrimin adeta ayak sesleriydi. Ba
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'ın Duma'daki konuşmasını dikkatle izleyen Rus bilim adamları, siyasiler ve ekonomistler daha sonra model hakkındaki görüşlerini aktarmak için teker teker kürsüye geldiler. İşte Rus parlamentosundaki tarihi oturumda yapılan konuşmalardan çarpıcı notlar. Profesör Doktor Andrei Korotkov. Bakın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, danışmanı Profesör Doktor Andrei Korotkov aracılığıyla yaptığı açıklamada milli ekonomi modeliyle ilgili neler söyledi? İşte Rusya Devlet Başkanı Putin'in danışmanı Profesör Doktor Andrei Korotkov aracılığıyla yaptığı o tarihi açıklama. Нашего президента Владимира Владимировича Путина из сборника его статей Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in sözlerini getirdi. Konuşmasına Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hoş geldiniz selamını ileterek başlayan Profesör Doktor Andrei Korotkov, Putin'in Duma'da gerçekleşmekte olan milli ekonomi modeli oturumunu yakından takip ettiğini söyledi. Profesör Andrei Korotkov, Putin'in mevcut sistemlerin Rusya'ya fayda sağlamadığını gördüğünü aktardı. Politiki, sosyal sferi, funksiyonirme, власти, развитие, демократии, народ... Öyle bir ekonomi ki bizim bağımsızlığımızı temin etmiyor. Bizim tehlikesizliğimizi, güvenimizi temin etmiyor. Böyle bir ekonomi Rusya için lazım değil. Putin, danışmanı aracılığıyla gönderdiği mesajda, Rusya ekonomisi için gerekli olan her şeyin milli ekonomi modelinde var olduğunu söyledi. Rusya için gerekli her şey milli ekonomi modelinde var. В этом смысле модель национальной экономики доктора Федора Паша в полном мере отвечает на вопросы и задачи, сформулированные президентом страны. Bu konuda Haydar Baş'ın milli ekonomi modeli Rusya prezidentinin dedikleri bütün fikirleri önünü açıyor. İşte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Profesör Andreev aracılığıyla milli ekonomi modeliyle ilgili gönderdiği mesajdan çarpıcı ayrıntılar. Rusya'nın iktisadi ve maliye bağımsızlığını temini milli ekonomi modeliyle sağlayacaktır. Решение задач развития человеческого потенциала человека. Sürekli artımı temin eden, adaletli, insana karşı adaletli münasebetin temin eden mekanizmi gösterir milli ekonomi modeli. Эта модель, в основе которой заложена справедливость и правда. Bu modelin esasında adalet ve hakikat durur ki, bu da bizim halkımızın, Rusya halkının mentalitetidir. Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir devletin kalkınması için sosyal adaleti ve adil paylaşımı sağlayacak, sosyal hakları sunacak, harcama yapan kesime tüketim imkanı tanıyacak, halka huzur getirecek bir sistem arayışında olduğunu söyleyen Profesör Doktor Andrei Korotkov, milli ekonomi modeli bunların hepsini sağladığı için Putin'in biz de milli ekonomi modelini uygulayacağız diyerek kendilerine talimat verdiğini söyledi. Milli ekonomi modelini uygulayacağız. Putin, danışmanı Profesör Andreev aracılığıyla gönderdiği mesajda, milli ekonomi modelinin tüm dünya ülkeleri tarafından uygulanabileceğine dikkat çekti. Bu model yalnız milli seviyede değil, bütün seviyelerde seviyeler için kullanılabiliyor ve hesap edirem ki modelin Rusya'da kullanması Rusya ekonomisinin talep ettiği bir sistem yaratmasına imkan yaratacak. Putin'in ülkelerin kendilerini idare edebilecek yeni bir sisteme ihtiyacı olduğu görüşünü ifade eden danışman Andreev, çözüm Profesör Doktor Haydar Baş'ın milli ekonomi modelidir dedi. Çözüm milli ekonomi modeli. Нашим президентом обновление механизмов нашей демократии, построение системы власти. Президент dediği gibi kendini idare edebilen
bir sistemin yaratılmasına ihtiyaç var. Предлагаемый доктором Хайдарбашем решение стоящих перед нами непростых задач. Bu meselelerin de çözümü için Хайдарбашем milli ekonomi modelinden istifade etmek lazımdı. Putin'in danışmanı Profesör Doktor Andrei Korotkov'un açıklaması çarpıcı ifadelerle son buldu. Milli ekonomi modeliyle başarıya mahkumuz. Спасибо вам за ваши знания, силу и веру. Ваша модель основана на правде и справедливости. Milli ekonomi modeliyle biz başarıya mahkum. Bunun hükmen geleceği var, başarısı var. Ben Heydarbaş'a onun ortaya koyduğu teoriye göre minnettarlığımı bildirirəm ve eminim ki bu geleceği olan, beşeriyetin geleceği olan bir modeldir. Profesör Doktor Yuri Gavrilets. Реализованные модели национальной экономики Хайдарбаша будет другим человеком. Не тот, который сейчас, а он тоже должен измениться. Milli ekonomi modelinin Rusya için bir çıkış olacağını düşünüyorum. Çünkü Haydarbaş'ın modelinde ne yapmalı sorularının tamamının cevapları mevcut. Tüm ekonomik sorunları halledecek nitelikte bir ekonomik model. Profesör Doktor Хайдарбаш insanı merkeze koyarak farklı bir insan tarifi yapıyor. Tüketim eksenli bir analiz olması nedeniyle de diğer tüm ekonomik modellerden farklı ve dünyada tektir. Profesör Баш ihtiyaçlar sınırlı, kaynaklar sınırsızdır anlayışıyla ekonominin tarifini değiştirmektedir ki bu çok doğrudur. Bu anlayış iktisadi sorunları çözecek ve hatta dünyadaki kaynak savaşlarını ortadan kaldıracak bir düşüncedir. Bu yüzden milli ekonomi modelinin Rusya'da uygulanmasını destekliyorum. Bu modelin Rusya'da hayata geçirilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Sayın Хайдарбаш'a fikirlerinden ve ortaya koyduğu bilimsel çalışmadan dolayı çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Valeri Lebedev. Экономический анализ и экономическая действительность – это два разных мира. И лучшее, что можно посоветовать экономистам, книга профессора Хайдарбаша по объему не... Beni dünyanın bir numaralı matematikçisi olarak gösterirler. Gerçekten dünyanın bir numarası mıyım bilmiyorum ama bildiğim tek şey milli ekonomi modelinin bugün iktisat tarihinde değişmez denilen birçok tabuyu yıkmış olduğu gerçeğidir. Bu tezde esrarengiz kodların var olduğunu görüyorum. Ve modeli her okuyuşumda farklı farklı varyasyonlarını gördüğüm bu kodlar geleceğe adeta ışık tutuyorlar. Bu yönüyle modele hayranlığımı ifade etmek istiyorum. Paraya, iktisada, üreticiye, tüketiciye ve insana getirdiği tariflerle dünyanın geleceğini şekillendirmeye aday bir model var karşımızda. Особенно приятно то, что в книге Хайдарбаша имеют место, присутствуют зачатки, во всяком случае, основы математических моделей. Ben Profesör Doktor Хайдарбаш'ın milli ekonomi modeline hem Rusya'nın hem Türkiye'nin hem de kapitalizmin batağında çırpınan tüm ülkelerin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sayın Baş, insanlığa en büyük hizmetlerden birini yapmıştır. Kendisine teşekkür ediyorum. Profesör Хайдарбаш. Profesör Doktor Vladimir Lisichkin. Bugün burada yaşananlar tarihi bir olaydır. Bugün dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan Rusya'nın parlamentosunda sevgili Хайдарбаш'ın milli ekonomi modelini konuşuyoruz. Biz Rusya olarak milli ekonomi modelinin tüm kongre ve toplantılarına katıldık. Modelin her safhasını takip edip
araştırmalar yaptı. Ve bugün Rusya'nın en yüksek kanun koyucu parlamentosu olan Duma'da konuşuyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir olay. Rus parlamentosu Duma'daki milli ekonomi modeli fırtınası tam 5 saat sürdü sayın seyirciler. Oturuma katılan Rus bilim adamları, siyasiler ve ekonomistler 5 saat boyunca yapılan konuşmaları dinleyip notlar aldılar. Oturumun ardından Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Jirinovski, Profesör Doktor Haydarbaş'ı parlamentodaki odasına davet etti ve o davette çok önemli konular konuşuldu. Bu müthiş buluşmayı az sonra ekranlarınıza getireceğiz ancak şimdi kameralarımızı sıcağı sıcağına bu beyin fırtınasının sonrasına çeviriyoruz. Oturuma katılan Ruslar oturum sonrası Profesör Doktor Haydarbaş milli ekonomi modeli ve milli paralarla ticaretle ilgili bakın neler söyledi. 5 saat süren milli ekonomi modeli oturumunda Rusya'nın geleceğini ilgilendiren pek çok önemli gelişme yaşandı. Rusya'daki akademisyen, siyaset ve bilim dünyasından önemli isimlerin milli ekonomi modelinin Rusya, Türkiye ve tüm dünya için bir gereklilik olduğunu ifade etmeleri, tezin kısa zamanda Rusya'da hayata geçeceğinin habercisiydi. Hiç şüphe yok ki Putin'in danışmanının milli ekonomi modelini uygulayacağız demesi bu açıklamaların en önemlisiydi. Artık ekonomi alanında yeni şeyler uygulamanın vakti geldi. Bence Rusya bu modeli ilk uygulayan ülke olarak diğer tüm devletlerin önüne geçecektir. Orijinal bir sistem. Dünya ekonomisinin kurtulabilmesi için dünya insanını merkeze koyan böyle orijinal bir sistem gerekli bence. Haydarbaş gerçekten yıkılmış hayallerin yeniden yeşermesini sağladı bugün. Modelin tüm ayrıntılarıyla uygulanması gerek. Geleceğe damga vuracağına inanıyorum. Modelle ilk kez tanışıyorum ama Rusya'da konuşuluyor. Birçok proje dünyada belki de ilk defa Rusya'da uygulanacak. Bundan çok memnunuz. Dünya şu an bir ekonomik krizin içinde. Bu model adil paylaşımı ve gelir adaletini sağlayabilmek adına insanlık için önemli bir fırsat. Faizi önleyen ve emeğin karşılığı olan milli paraya değer veren bir sistem. Bu yönüyle çok önemli. Milli ekonomi modeli oturumunun ardından Türk ve Rus heyetler Jirinovski'nin daveti üzerine Jirinovski'nin ofisinde özel bir görüşme gerçekleştirdi. Profesör Baş, Rusya'nın kendisini davetinden, Jirinovski ise Profesör Baş'ın modelle ilgili anlattıklarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı söze. Sizi burada görmekten çok memnunuz. Konuşmanız çok enteresandı. Hepimiz büyük memnuniyetle sizi dinledik. Teşekkür ediyorum. Bizi davet ettiniz. Çok güzel bir şekilde karşıladınız. İyi ağırladınız. Onun için hürmetlerimi arz ediyorum. Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Jirinovski, Profesör Doktor Haydarbaş'a milli ekonomi modeliyle ilgili her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Biz Profesör Lisiçkin'le beraber hem sizin bilim alanında araştırmalarınızı hem de politik alanında işbirliğini desteklemeye hazırız. Heyetler arası görüşmenin sonunda ilginç ve bir o kadar da manidar bir diyalog yaşandı. Jirinovski konuşmasını Atatürk'ün sözleriyle tamamladı. Ne mutlu Türk diyene. Türk'üm diyene. Mustafa Kemal Atatürk. Görüşme basına verilen birlik mesajlarının ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi. Birleşme zamanı geldi. Evet. Türkler ve Ruslar birleşsin. Ne olacak dünyada? Huzur. Milli ekonomi modeli ve milli paralarla ticaret formülünün sahibi Profesör Doktor Haydarbaş, Rusya temaslarının ardından yurda döndü. İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen vatandaşlar Profesör Doktor Haydarbaş'ı bir kahraman gibi karşıladı. Alkışlar ve tezahüratlar dakikalarca kesilmedi.
Rusya'da ortaya koyduğu tezle birlikte adeta dünyaya ekonomi dersi veren Profesör Doktor Haydarbaş temaslarının ardından yurda döndü. Baş, İstanbul Havaalanı'nda vatandaşlar tarafından çiçek, pankart ve sloganlarla karşılandı. Yoğun kalabalıktan dolayı yürümekte zorluk çeken Bağımsız Türkiye Partisi lideri kameralara duygularını anlattı. Profesör Doktor Haydarbaş, Rusya ziyaretinin resmi bir davet olduğunu ve bu ziyaretin Rusya Devlet Başkanı Putin'in inisiyatifiyle gerçekleştirildiğini söyledi. Orada gittiğimizde gördük ki bu davet sıradan bir davet değil. Devletin daveti. İlerleyen zaman içerisinde benim gördüğüm Sayın Putin'in de işin mahiyetinden haberi oldu. Onun inisiyatifiyle bu davetin gerçekleştiği. Devlet Başkanı programı takip ediyor. Danışmanını gönderiyor. Danışmana yaptığı konuşmada bir milletin ayakta durabilmesi, devletin ayakta durabilmesi için fakirinin, fukarasının karnını doyurması lazım. Artı bunlara iş imkanı bulması lazım. Yetmedi, üretimi devreye koyması lazım. Adil paylaşımı olması lazım. Baktım adam benim milli ekonomi modelini anlatıyor. Bütün bunların tamamı diyor milli ekonomi modelinde var ve ben bunu hayata geçireceğim. Olay bitmiştir. Halk arasındaki kardeşlik.